Sayın seyirciler, Adana'da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Polisler cinayetin üzerindeki sır perdesini aralamak için gece gündüz çalıştı. Öldürülen gencin anne adı kan donduran cinayeti ortaya çıkardı. Cansız bedeni bulunduğunda kim olduğu teşhis edilemedi. Yapılan incelemede ne bir kimlik ne de ipucu bulunabildi. Kurban en büyük ipucunu vücuduna kazımıştı. Annesinin adı önce onun kim olduğunu, ardından katil zanlısını ortaya çıkardı. 28 yaşındaki Yakup Çelik yaz aylarında tatil beldelerinde barmenlik yapıyordu. Yıllar önce annesini kaybettikten sonra sol bileğine onun adını dövme yaptırdı, Sultan yazdırdı. Ancak Çelik 2 ay önce bir anda ortadan kayboldu. 19 Nisan'da çocuklarıyla ormanlık alanda gezintiye çıkan bir kişi havlama sesleri üzerine köpeklerin olduğu bölgeye gitti. Cansız bedeni de o zaman fark etti. Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Kurbanın kolundaki dövme ellerindeki tek delildi. Polisler önce kurbanın kimliğini bulmak için Ceyhan'daki dövmecileri gezmeye başladı. En sonunda 50 adrese giden polis o dövmeyi yapan kişiyi buldu. O dövmeci Yakup Çelik isimli bir gencin sol bileğine Sultan dövmesini yaptırdığını söyledi. Polis Yakup Çelik'in ailesini buldu. Ancak genç adam annesini kaybettikten sonra Adana'ya geldiğinde ailesiyle değil bir arkadaşının evinde onun ailesiyle yaşıyordu. Polis genç adamın kaldığı evdeki kişileri takibe aldı. Arkadaşlarıyla konuştu. Cinayetle bağlantılı olduğunu düşündüğü 9 kişiyi gözaltına aldı. Evinde kaldığı arkadaşı ve babası cinayetle bağlantılarının olmadığını söyledi. Ancak gözaltındaki diğer isimler cinayet zanlısının ismini verdi. İddiaya göre evlerinde kaldığı arkadaşı Yakup Çelik'ten eşini kıskanmıştı. 2 ay önce de onu katletmişti. Ardından da babası ve arkadaşlarıyla plan yapıp Çelik'i gömmüşlerdi. Zanlıların cinayetten 2 gün sonra cenazeyi gömdükleri yerden çıkartıp kimliği belli olmasın diye kıyafetlerini yaktıkları ortaya çıktı. 9 kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı baba, oğul ve onlara yardım ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı.